Arkadaşlar, bir enflasyon patlayacak ve dolayısıyla sizin ek gelire ihtiyacınız olacak. Paranız pul olacak. Halen operasyon devam ediyor. 2023 yılında yine bu süreç devam edecek. Ve sizi işsiz bırakacak bir sistemi siz alkışlamaya bugünden başladınız. Ayrı kaderler bitti, dünya artık ortak bir kader yaşıyor. Bundan sonraki marifet almakta değil, bundan sonraki marifet sahip olabilmekte. Soru şu, bugün ne kadar para biriktirebiliyorsun da hayalindeki evini alacaksın ya da arabanı alabileceksin veya bankadan kredi kullanmadan tatile gidebiliyor musun? Bunları insanların kendine sorması lazım. Ve insanlar sosyal medyaya harcadıkları, gezdikleri zamana harcadıkları vakitleri ek işe harcalarsa gerçekten bir ek gelir elde edebilirlerdi. Ben insanlara son 2 yılda şunu söylüyorum. Arkadaşlar, hiperenflasyon patlayacak ve dolayısıyla sizin ek gelire ihtiyacınız olacak. Paranız pul olacak ve sizin ek gelire ihtiyacınız olacak. Paranızın enflasyona karşı korumanız için mutlaka bir daire almanız lazım ve bunu kiraya vermeniz lazım. Ve bugün ne diyorum biliyor musunuz? Halen operasyon devam ediyor. 2023 yılında yine bu süreç devam edecek. Bugün 1+1 daireye sahip olabilecek kadar bir param varsa veya imkanım varsa hiç düşünme kardeşim. Bugün matrah düzenlemesinden dolayı araç fiyatlarında bir düşüş oldu. Evet. Düşmedi diyen yalan konuşur. Düşmedi diyen kindardır. Düşmedi diyen yalancıdır. Nereden biliyorum? Ben aldım. Bu hafta aldım. 530 bin liraydı. 460 bin liraya düştü ve aldım. Yerli bir araba. Ucuz bir araba. Ben bugün en lüks marka 5 milyonluk araç alabilirim. Ama almıyorum. Ben desinler diye hayat yaşamıyorum. Alma imkanım var mı? Belki 3 tane var. Ama almıyorum. Benim için önemli olan şu. Benim ihtiyacımı görüyor mu? Herkes aynaya bakacak, kendiyle konuşacak. İnsanlar kendini tanıyacak. İhtiyacım var da mı satın alıyorum? Desinler diye mi satın alıyorum? Desinler diye mi hayat yaşıyorum? Gerçekten gelecekle alakalı bir kaygım yok da mı bunları yapıyorum? İnsanlar kendini mutlaka tanımalı. Şu anda dünya sisteminde biliyorsunuz yeni saat düzenlemesi var çalışma saatiyle alakalı. Evet. Bunu ben insanlara ilk duyurduğum zaman, anlatmaya başladığım zaman bir baktım yorumlara. İnşallah bize de gelir diyorlar. Ve bunu dua olarak söylüyorlar. İnşallah bize de gelir. Ne kadar yanlış bir şey. Halbuki robotlaşma ve teknoloji insan gücünün önüne geçtiği için bu sistem geliyor. Ve sizi işsiz bırakacak bir sistemi siz alkışlamaya bugünden başladınız. Türkiye'deki bakanlık bile açıklama yaptı, Çalışma Bakanlığı. Türkiye'deki çalışma saatini güncellememiz lazım. Ben her zaman şunu iddia ediyorum Beyza Hanım. Önceden bölgesel kaderler vardı biliyorsunuz. Evet. Afrika'nın kaderi, Amerika'nın kaderi, Avrupa'nın kaderi, Türkiye'nin kaderi hep ayrıydı. Bu ayrı kaderler bitti. Dünya artık ortak bir kader yaşıyor. Aynı anda salgınlar, aynı anda doğal felaketler, aynı anda patlayan enflasyon, aynı anda ekonomik krizler. Sizce bu bir tevafuk mu? İnsanlar bunu neden sorgulamaz? O yüzden büyük fotoğrafa odaklanmak lazım. 22 dakikadır sizinle konuşuyorum. Çok basit, çok canlı bir şekilde, ki güzel laf yapar ağzım. Şunu söyleyebilirim size. Dolar şöyle olacak aman alın, altın şöyle olacak aman alın. İşin en basit tarafı bu. Ne alırsan al, zarar etmezsin. Ben işin alma tarafında değilim. Nasıl alabilirsiniz tarafındayım. Onlar apayrı şeyler. Şöyle olacak, böyle olacak falan. Yani bunlar basit şeyler. Bundan sonraki marifet almakta değil. Bundan sonraki marifet sahip olabilmekte. Almakla sahip olmak çok farklı bir şey. Efendim bugün bir caddede onlarca kuyumcu var. Dilediğiniz evet. Anda cebinizdeki parayla altın alabilirsiniz, gümüş alabilirsiniz. Bir caddede onlarca dövizci var. İstediğiniz dövizi alabilirsiniz. Elinizdeki telefonla oturduğunuz yerde girdiğiniz miktarda milyar dolarlar, tonlarca altın alabilirsiniz veya satabilirsiniz. Rahmetli annem zamanında almak çok zordu, saklamak çok kolaydı. Bugün saklamak çok zor, almak çok kolay. İnsanlar şunu tercihini yapsın.
almakla saklamak arasındaki düzen acaba bize neyi getiriyor? İşte bunu sorguladığın zaman, bunu çözdüğün zaman geleceğe dair bakış açın tamamen değişiyor. Biraz daha kendine geliyorsun, silkeleniyorsun. Biraz daha kendine çeki düzen veriyorsun. Beyza Akan bir televizyoncu, İslam demiş, bir ekonomist. İşleri var, yapıyorlar, ediyorlar. Biz şu anda sizinle kahvemizi alıp bir yerde oturuyoruz. Televizyon izliyor olabiliriz falan, keyfimiz gıcır olabilir. Sorun yok. Ama çalışıyoruz, üretiyoruz, bir işimiz var. Ve bize gün yetmiyor. Çünkü ben gelecekle alakalı parasal gidişattan endişeliyim. Ben bireysel olarak endişeliyim. Ve daha çok çalışmam gerektiğini hissediyorum. Çünkü enflasyon karşısında beni fakirletecekler. Ben fakirleştikçe çocuklarıma gelecekle alakalı bir şey sunamayacağım. Güzel bir eğitim veremeyeceğim. İstedikleri gibi bir hayatı onlara sunamayacağım. Bununla ilgili kaygılarım olduğu için ben keyif yapmaktan ziyade sisteme karşı savaş açarım. Biraz daha ayağım yere basar diye. Böyle toparlayayım cümleyi. Çünkü soru cevap kısmına geçeceğiz. Ben elime aldım sazı konuşuyorum. Kusura bakmayın. O kadar güzel anlatıyorsunuz ki desinler diye yaşamamak vurgusunun altını çiziyorum. Müthiş bir yorum. Yani yatırımdan ziyade sahip olma vurgusu yaptınız. Bu da müthiş. Desinler diye yaşamazsak eğer sahip olacağız. Evet. Bu çıkarımı yaptım şu ana kadar. Müthiş Evet. bir vurguydu gerçekten. Böyle yaşama lüksümüz yok çünkü. Anladığım kadarıyla 2023'e ilişkin öngörüleriniz de yani 2023-2022'den daha iyi görünmüyor ki İslam Memiş bu uyarıyı yaptı diye anlıyorum. Çok güzel bir anlatımdı o yüzden. Efendim, sistem kendi evlatlarını şu anda devreye soktu. Herkes arama motoruna yazsın. Desin ki Çin yapay rahimde çocuk. Ya, sistem kendi çocuklarını zaten yapıyor. Bu çocukların zaten anne babası olmayacak ve sistemin çocukları olacak. Sistem, teknoloji ve robot sistemi insanları zaten işsiz bırakacak. Bunlar sistemin içinde olan bir şeyler. Parasal finans sistemi, daha önce yatırımcılar vardı. Uzun vadede herkes kazanıyor. Döviz alan kazanıyor, altın alan kazanıyor, borsada herkes kazanıyor. Şimdi manipülasyon var. Önceden kazanılmak için bir sistem kurulmuştu. Şimdi soymak için bir sistem kuruldu. Şimdi manipülasyonla devam eden bir süreç var. Bakın, size çok basit bir örnek vereceğim. Bundan sonraki süreçlerde otomotiv fiyatlarını, yani araba fiyatlarını kim belirleyecek biliyor musunuz? Tüccarlar, iş insanları, zenginler belirleyecek. Önceden neydi Beyza Hanım? Bayram geliyor, araba fiyatları yükselir. Bayramdan sonra da herkes arabasını satar. Yazın araba fiyatları yükselir, kışın araba fiyatları düşer. Ve kış aylarında kampanyalar olur, taksitlerle araba almak daha kolaydı. Herkes sıfır arabalara biniyordu, çok güzel arabalara biniyordu. Mazot derdimiz de yoktu, geçinme derdimiz de yoktu, cebimizde paramız vardı. Ne oldu? Bir bakıyorsunuz, araba stokluyorlar. 3 liralık arabayı 5 liraya satın alıyorsun. Evet, bundan sonra hiç kimse mevsimsel etkiden kaynaklanan bir fiyatlama dünyada beklemesin. Araba fiyatlarını manipülasyoncular belirleyecek. Gıda fiyatlarını, yaş sebze meyve kuru gıdaların hepsini manipülasyoncular belirleyecek. Konut piyasasını yabancılar belirleyecek. Yani sizin elinizde hiçbir şey yok. O yüzden eğer bir sistem kurulacaksa Türkiye'de tamamen manipülasyona karşı yasal düzenlemelerle bir sistem kurulması lazım. Eğer günü kurtaran politikalarla siz geçişken bir süreçte bunları yapıyoruz diye bir şey yaparsınız, maalesef başarılı olmazsınız. Yasa ve kanun koyacaksınız ve bu kanun yasalarda işleyecek. Onun haricinde iddia ediyorum, nettir bu söylemim, araba fiyatlarını, ev fiyatlarını, gıda fiyatlarını manipülasyoncular belirleyecek. Delirdikleri zaman şişirecekler, delirdikleri zaman indirecekler.